Merhabalar. Need for Speed'in yeni bölümüyle birlikte oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüme drift yarışlarıyla başlayacağım. Daha sonra normal yarışlara geçeriz. İlk önce yapmam gereken drift yarışları var sanırım. En son Manu'nun görevlerini yapmıştım. Bu bölümde Robin'in görevlerini yapalım. Bir iki tane de drift yarışı yaparız. Sonra normal yarışlara geçerim. Ayrıca para biriktirmemiz de lazım. Farklı arabalar yapmak için paraya ihtiyacım var. Şimdi buradan bu ne istiyor? Sprint. Şurada Robin'in görevi var. Drift diyor. Buna gidelim. Tane Skyline yapmayı planlıyorum. Sonra bir tane BMW yapacağım. Onun hangi BMW olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Bir tane de şey yapabilirim. Şöyle yüksek seviyeli arabalardan. McLaren falan vardı. Belki onlardan yaparım bir tane. O tarz arabaları çok sevmiyorum ben. Kenarda dursun bir tane. Zararı gelmez. Göremiyormuşum. Hadi bakalım. Make sure you're ready. This is gonna be intense. Hadi hızlanacak mısın? Thank you.
Yani yetişeceğim sana diye düzgün yapamadım başta. Zaten 20 bin, 25 bin istiyordu. Neyse. Bir şeyi kontrol edeceğim. Tamam, devam edebiliriz. Şu donat yerlerine baktım nasıl yapılıyormuş da tahmin ettiğim gibiymişler. Onları sonra yaparım ben, şu an uğraşamayacağım. Şimdi burada bu var. Burada bu var. Drift yarışı var mı diye bakıyorum da. Burada Robin bir şey istiyor. Ona sonra gideriz. Burada bir drift yarışı var sanırım. Buna gidelim. Uzun bir yolculuk olacak. Aslında oraya ışınlansam daha iyi ya. Baksanıza bu kadar yolu gitmeye değecek mi acaba? Neyse ya. Haritayı takip etmek lazım gerçekten. Son anda fark ediyorum. Sıkıntı var. Bugün süremiyorum arabayı. Şu polis kovalamalarını da yapmak lazım aslında ya. Neyse. Önümüzdeki bölüm polislerle uğraşabilirim biraz. Arkadaş ölmüş herhalde. Thank you.
De harbiden ha mozulmuş ya. Keşke ışınlansa. Gitmedi. Böyle değil mi bunlar ya? Ben mi yanlış yapıyorum acaba? Sanırım doğru yapamıyorum. Neyse. Yapıyoruz şurada. Sıkıntılı mısın birader? Number one'mış bile. Hadi bakalım. Arabaya bak ne hale geldi. Buradan direkt şeye gideceğim. Garaja. Yeter bugünlük drift yarışı. Yani bugün pek havamda değilim drift konusunda. Çarpıp duruyorum bir yerlere. Normal yarışlara odaklanalım.
Şimdi Supra ile oynayalım mı ya? Neyse, önümüzdeki bölüm Supra ile oynayacağım. Bu bölümlük bununla devam edelim. Özlüyorum arabayı. Gerçi şey demiştim değil mi? Skyline yapacağım demiştim. Onu yapmaya param var mı ki şu an acaba? Bakmam lazım. Dokuz bin varmış şu an. Yetmez o. Şunu yapalım. Şey yapmadım be. Neyse ya, hazır gelmişken bunları da yapalım mı? Şu polislerle acık uğraşayım diye. Kovalasana be. Dört alev işaretini de açalım mı? Ne olacak merak ediyorum. Ya da onu bir sonraki bölüm mü yapsak ya? Şimdi ne kadar oldu bilmiyorum, kaç dakika oldu bilmiyorum. Uzamasın bölüm dedim ama. Neyse, hazır geldiler, devam edelim. Oğlum düz yavaş sürüyorum be. İşinize geldi mi? Peşimi bırakmazsınız. Salaklar. Şaka mı? Hadi. Zaten duruyorum neredeyse. 50 kilometre hıza gidiyor. Yakalanmayayım da. Ha bak, polis istasyonunun yanında geziyorum. Hadi artık. Bunları atlatmak kolay ya. Acaba parçalayabiliyoruz mu polis arabalarını? Eski oynardık gibi. Duruyorum zaten. Salak bunlar. Thank you.
de bunları yakalanırsam var ya, ne gülerim bu. Yani bir şey diyemeyeceğim. Most Wanted'da da zaten 3 yıldızdansa 3 işte o 3 alevden sonra zorlaşmaya başlıyor. 3 yıldız diyorum GTA oynuyorsun. O yüzden 3 aleve kadar bekleyeceğim. Hadi bakalım. Bunlar ne acaba? Tekerlekleri patlayacak mı? Yok. Onlardan değilmiş. Ne diye koydunuz o zaman onları? Şeyler yapabiliyorsunuz mu? Ne zaman ha? 3 alev olmuş bile ha. Fark etmemiştim. Neyse artık basıyorum ben gaza. Yani buradan bir exit not vereceğim ya. Bunlar ne ya? Belki ben hafife alıyorumdur şu an. Hızlı gittiğimi sanıyor gerideki. Şey yaptım. Thank you.
Müthiş zorluydu ya. Nasıl ya? Az kalsın yakalanıyorum. Kupa verdi bir de ya, unstoppable diye. Adamlar beni durdurmak için çaba bile göstermedi be. Bağırıyordu kadın. Stop right there. Yani polis kovalaması kısmında bir eksiklik var bu oyunda. Onu fark etmiş olduk. Aynen hikayeyi ikinci kez yaşamak istemiyorum polis bey. Sen çarptın bana. Şaka mı ya bunda? Neyse uğraşmayacağım zavallılarla. Lan Most Wanted'ı da hatırlıyorum da affedersin, ardımızdan ter akıyordu kaçacağız derken. Hitin polisleri de fena değildi bu arada. Arada yakalıyorlardı yani. O oyunda bir de arabanın parçalanma şeysi vardı. Need for Speed gitti. Çok fazla darbe alınca araba kullanılmaz hale geliyor. Ama onda da polisler gündüz vakti sizi kovalamıyorlar. Onlara sataşmadığınız sürece. Sadece akşamları ya geceleri polisler kovalamaya başlıyor. İkinci sırada mıyım ben şu an ya? Erken kaybedeceğiz. Kötü. Neyse yapacak bir şey yok. Bu bölümü burada bitireceğim. İyice salaklaşmaya başladı çünkü. Yani polislerden beklentim bu değildi tabii ki de. Biraz zorlasınlar istemiştim. Ama bu oyunda tabii ki de polis kovalamacaları üzerine kurulu bir oyun olmadığını düşünüyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama en azından yani birazcık zorlayabilirlerdi. Gördüğünüz gibi yürüye yürüye atlattım polisleri, yani şuna bakar mısınız? Neyse, daha fazla yorum yapmayacağım bu konuda. Sizin düşünceleriniz neler? Onları da merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.